Başlatıyorum. Kuzucuklarım, şimdi polinomun olma şartı aslına bakarsanız şu. Her değişkenin, değişken derken biz genelde parantez içinde ne ifade ediyorsak, üssünün doğal sayı olmasını istiyoruz. Polinom olma şartı budur. Ki biz aslında her değişkenin üssüne daha sonra öğreneceğiz, derece diyeceğiz. Derecesinin doğal sayı olmasını isteyeceğiz. Bu ifade polinomdur diyelim. Şimdi polinomlarda arkadaşlarım dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Aslında bunları daha önce anlattık size. Mesela biz bir polinomun bir saniye canlarım şunu da kapatın. Mesela biz bir polinomun polinom olarak söylemedik ama binomda söyledik. Binom için mesela baş kat sayısından bahsettik. Baş kat sayı dediğimiz şey aslında polinomun derecesini tespit etmede. Derecesini tespit etmede kullanılan katsayıdır diyebiliriz baş kat sayı için. En baştaki sayı demiyoruz, dikkat edin. Dereceyi neyle tespit ettiniz? Hangi terimle? Onun katsayısından bahsediyorsunuz. Baş katsayı dediğiniz. Derece dediğiniz her değişkenin üssünün doğal sayı olması demiştik. Değişkenlerin üstlerine de biz ne diyorduk? Derece diyorduk. Ama derece dediğimiz şey daha güzel bir tanım yaparsak en büyük değişken üssüdür. En büyük olanına biz derece diyeceğiz. Bir de dedik ki sabit terimimiz olabilir. Bunlardan hep binom sırasında bahsetmiştik birazcık. Sabit terim dediğimiz içinde değişken olmayan terimdir. İçinde değişken olmayan terimdir. Şimdi kuzularım bakın. Biz yine binom konusunda şunu da söylemiştik. Demiştik ki bir polinomun mesela polinom olarak söylememiştik ama açılım olarak demiştik. Katsayılar toplamını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlarım? X yerine bir yazıyorduk Tüm değişkenle. değişkenler yerine bir yazıyorduk. Bir polinomda sabit terimi bulmak için ne yapıyorduk? Sıfır yazıyorduk. Niye? Tüm değişkenler yerine. Değişkenler yerine. Aynen. Sıfır yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Şimdi buraya kadarki kısmımızdan devam edelim. Bu ifadenin hangileri polinom, hangileri değil bakalım. Mesela p'yi vermiş. Polinomlar aynı fonksiyonlar gibi gösteriliyor. Px, fx, gx şeklinde. Yalnız polinomlarda arkadaşlarım büyük harfler kullanılıyor. Fonksiyonlarda genelde küçük harfler kullanılıyordu. Polinom aslında fonksiyonun bir alt kümesi gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyondaki özellikler geçerlidir ama daha küçük bir küme olduğu için daha özel bir kümedir gibi düşünebilirsiniz. Mesela polinomdaki her, daha doğrusu verilen ifadenin henüz polinom olduğunu bilmiyoruz ama verilen ifadedeki her x'in üssüne teker teker bakalım. X'in üssü 2, x'in üssü 1 ve x'in üssü 0. Bakıyorum, her birinin üstünü kontrol ediyorum arkadaşlarım. Üslerimiz 2, 1 ve 0'mış. 2, 1, 0 her biri doğal sayı olduğu için bu ifade bir polinomdur diyorum. Devam ediyorum. X'li terim görünmüyor ama mutlaka olmalı. Çünkü x türünden yazılmış. O zaman bu çarpı x üzeri 0 şeklindedir. 0 bir doğal sayı olduğu için bu ifade bir polinomdur. Devam edelim. X'in üssü 2 doğal sayı. X'in üssü eksi 2 doğal sayı değil. Eksi 2 doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom değildir dedim arkadaşlar ve daha fazla devam edip kontrol etmedim dikkat ederseniz. X'in üssü 2 doğal sayı. Bunu da X'in üssü şeklinde yazarsak köklü sayılar X üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır. 1 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom değildir dedim. Daha fazla kontrol etmedim. X'in üstüne bakıyorum 3 doğal sayı. X'in üssü 2 doğal sayı. İkisi de doğal sayı olduğu için bu zımbırdı için polinomdur diyebilir. Polinom olma şartı bu kadar. Başka hiçbir şey yok.
Burada sorun var mı arkadaşlarım? Çok basit değil mi? Hocam. Efendim. Polinomları açıkladığınız sayfayı açabilir misiniz? Fotoğrafını Hayır, onunla çekeceğim. Daha bir şeyler yazacağım Fulya'cığım. Ondan sonra esesini alırsınız. Olur mu aşkım? Tamam hocam. Mesela bu ifade polinom mudur diye sordu. X'in üstüne baktım 6. Buna da X'in üstüne bakıyorum 0. 6 da 0 da doğal sayı olduğu için bu ifade nedir diyorum? Polinomdur diyorum. Bunu mesela X'in üstünü yazalım. X'in üstü ne olur arkadaşlarım? Söyleyin bana. X'leri. -2. Eksi 2 çarpı X üzeri. 0. Sabit terimlerin üstleri 0'dı biliyorsunuz. Binomda yapmıştık. O zaman bakıyorum. Eksi 2 bir doğal sayı mı arkadaşlarım? Hayır. Hayır değil. Eksi 2 doğal sayı olmadığı için bu ifade ne değil? Polinom değil. Geçtik. Bunun x'in üstüne bakalım. X'in üstü kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Eksi 1 çarpı x'in üstü kaç? 0. 0. 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır. Polinom Hayır. değil. O zaman bu ifade polinom değil. Tamam mı arkadaşlar? Çok kolay değil mi? Buradaki x'in üstü kaç? 1. Eksi x'in üstü kaç? 0. 0. O zaman bu ifade polinom mudur arkadaşlarım? Evet. Üstlerin ikisi de doğal sayı olduğu için bu ifade polinomdur diyebiliriz. Tamam mı kuzularım? Gayet kolay. Polinom olması için x'in üstlerinin doğal sayı olması gerekiyormuş. Şimdi buraya bakalım. Bu polinomun terimlerini, katsayılarını, derecelerini, baş katsayısını, sabit terimini, her bir şeyini bulmamızı istiyor. Önce bu polinomda kaç terim var arkadaşlar? 3 terim var. X üzeri dörtlü, x kareli ve sabit olmak üzere 3 tane terim var. Peki bu polinomun arkadaşlarım katsayıları neler? -3 Evet. 1 Evet. -4 -4. Kaç tane terim varsa onların katsayılarını yazdım. Peki bu polinomda arkadaşlarım sabit terimimiz nedir? -4. İçinde değişken olmayan terimdir. Peki bu polinomun derecesi nedir? 4. X'in üssü en çok kaç olmuş diye bakıyorum. X'in üssü en çok 4 olmuş. O yüzden derecesi 4'tür. Peki bu polinomun baş katsayısı nedir? -3. Dereceyi tespit etmede kullandığımız terimin katsayısıdır arkadaşlarım. Yani -3'tür. Tamam mı gençler? Burada sorun var mı? Yok hocam. Yok. Geçtik. Peki bu polinomda kaç tane terim var? Bakın bakalım. 4. X küplü, x üzeri dörtlü, x'li ve sabitli olmak üzere 4 terim var. Peki bu polinomun derecesi kaç? 4. Evet, x'in üstü maksimum 4 olmuş. Baş katsayısı kaç? -2. Dereceyi tespit etmede kullandığımız terimin katsayısı. Şu altını kocaman çizdiğime bakacaksınız. -2. Peki sabit terimimiz ne olur arkadaşlar? -1. Güzel, aferin. Peki bu polinomun katsayıları nelerdir desem ne dersiniz? 6. -2. -1. Ve -1 dersiniz. Tamam mı kuzularım? Takıldığımız bir yer? Yok. Peki bu terimin polinomun daha doğrusu sabit terimi ne arkadaşlarım? 5. Baş katsayısı ne? 1. Derecesi ne? 2. Derecesi de maksimum 2. Geçtim. Bu polinomun baş katsayısı ne? 5. Evet, hadi parmak kaldırıyor. Kim parmak kaldırıyor? Fulya. Fulya. Polinomun baş katsayısı ne? 5 hocam. Evet. Sabit terimi ne? -1.
Derecesi ne? 3. 3. Bitti. Peki. Devam edelim. Şaban, bu polinomun baş kat sayısı? X. Baş kat sayısı? Derecesi en yüksek olan değil. Evet. Onun kat sayısını alacaksın. X demedin mi? 1. Ha. 1. Derecesi? 5. 5. Üst, X'in üstü maksimum 5 olduğu için sabit terimi? Eksi 5. Eksi 5. Kat sayıları? 1, eksi 2, 7 ve eksi 5. Aferin oğlum. Var mı sorun arkadaşlarım? Yok önce. Kolay değil mi? Peki, şimdi biz bu ifadenin bir polinom olmasını istiyormuşuz. Bakıyoruz, bu ifadenin polinom olması için ne olması gerekiyordu? Şartımız neydi? Zaten bir tane şart vardı. Neydi o şart arkadaşlarım? Söyleyin bana. Değişkenlerin üstünün doğal sayı olması. Evet, x'in üssü yani değişkenlerin üstünün doğal sayı olması gerekiyordu. Değişkenlerin üstünü doğal sayı yapacağım. Bakıyorum kim var burada? 15 bölü m-1'in bir doğal sayı olması gerekiyor. Devam edelim. Ayrıca m-6'nın da bir doğal sayı olması gerekiyor. Diğerlerini kontrol edersek 4 zaten bir doğal sayı, 1 de bir doğal sayı. Onlarda sorun yok. O zaman 15 bölü m-1 sayısının bir doğal sayı olabilmesi için m-1 diye verilen ifadenin yani paydadaki ifadenin tamamının 15'i bölen sayılar olması gerekiyor arkadaşlarım. Kimdir onlar? 1, 15, 3, 5 olabilir. O zaman m-1 değerleri bunlarsa m değerleri nelerdir derseniz m-1'i 1'e eşit derseniz m'i 2 bulursunuz. m-1'i 15'e eşit derseniz 16 bulursunuz. m-1'i 3'e eşit derseniz 4 ve m-1'i 5'e eşit derseniz 6 bulursunuz. Bu arada m'in bir doğal sayı olması m-6'nın sıfırdan büyük eşit olması demektir. Yani m dediğiniz değer 6'dan büyük eşit olmalıdır. Söylenen şart bu ikisini de sağlamak zorunda. Dolayısıyla olabileceği değerler ancak 6 ile 16 olur. Toplamları da 22'dir. Takıldığımız bir yer var mı? Hocam başını bir daha anlatabilir misiniz acaba? Bir ifadenin polinom olması için ne olması gerekiyordu? X'lerin üstünün doğal sayı değişkeni. Doğal sayı olması gerekiyordu. X'in üstüne bakıyorsunuz arkadaşlarım. 15 bölü şeklinde verilmiş rasyonel ifade doğal sayı olması için aşağının 15'i tam bölmesi lazım dedik. O yüzden aşağısının tamamı 1, 15, 3, 5 oldu. Ama bunlar m-1 değerleri dikkat edin. m-1'i 1'e eşit derseniz m'i 2 buluyorsunuz. m-1'i 15'e eşit derseniz m'i 16 buluyorsunuz. Teker teker eşitledim bakın. Tamam mı? m-1'i 3'e eşitledim. M'i buldum. Ve m-1'i 5'e eşitledim, m'i buldum. Bu değerlerin her birini yazdıktan sonra şimdi biz aynı zamanda m-6'nın da doğal sayı olmasını istiyoruz. O zaman m dediğimiz değerin 6'dan büyük eşit olması gerekiyor. 6'dan büyük eşit olan iki seçenek var zaten, 6 ile 16. Toplamları da 22 oluyor. Var mı sorun? Yok hocam, sağ olun. Tamam. Şimdi bu ifadenin polinom olması için m'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Evet, polinom olma şartını soruyor. Zeynep sendeyiz. Sen söyle Sakarya. Burada x'in üssü doğal sayı olmalıydı. Evet. m-3 büyük eşit 0 diyeceğiz. Evet. Buradan da m büyük eşit 3 olacak. M'in alabileceği en küçük değer de 3 olacak. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Buradayız. Bunu da Hilal söylesin. Hocam evet, polinom Hilal. Olduğuna göre m'in alabileceği değerler toplamını sormuş bize. X'in derecesinin doğal sayı olması lazım. O yüzden 10 bölü m'i doğal sayı yapacak değerlere bakacağız ilk önce. Evet. Bir de doğal aslında 1, 10, 2 ve 2 5. Eksi m'in de doğal sayı olması lazım değil mi? Onları yazalım. Heh. 10 bölü m'i doğal sayı yapan m değerleri nelerdi Hilal? Bir daha söyle. 1, 10 ve 2 ve 5.
Onları da sevgili ne yazıyoruz. Yani çarpımları 10 olacak şekilde yazıyoruz ki böylece atlamamış oluyoruz. Tamam. Sonra 2 m büyük eşit 0 olması gerekiyor. Eksi m'i karşı tarafa attığımızda 2 büyük eşit 0 olduğunda 1 ve 2'yi sadece kullanabiliriz. Yani bu da değerler toplamı 3 yapmış olur. Evet. O zaman alabileceklerimiz 1 ve 2'dir diyor Hilal. Bu ikisini alamayız diyor. 1 ile 2'nin toplamından da cevabımız 3 olur diyor. Çok güzel. Teşekkür ederim Hilal'cığım. Devam ettik. Buradayız. Bunu isterseniz ben yapayım arkadaşlar. Sonra gene siz devam edin. Şimdi x'in üstünün doğal sayı olması gerekiyor dedik. 3m artı 18 bölü m'in bir doğal sayı olması lazım. Bu amcanın bir doğal sayı olması için arkadaşlarım yukarının aşağıya tam bölmesi lazım. O zaman bölüyorum. Sanki bileşik kesir gibi düşünün. Ve bunu m'ye bölüyorsunuz. M'yi kaçla çarparsam 3m olur? 3 ile. Çarptım. Burası o zaman 3m oldu. Çıkardım. Gitti. Geriye 18 kaldı. Aynı bileşik kesirleri tam sayılı kesir şeklinde yazdığımızdaki gibi bu aslında 3 tam 18 bölü burası pay. Burası da paydadır arkadaşlarım. O zaman ben bunu 3 tam 18 bölü m şeklinde yazabilirim. Veya 3 artı 18 bölü m şeklinde yazabilirim. İkisi de aynı şey. Tam sayılı kesiri bileşiğe çevirirken aynı kapıya dönecektiniz. Böylece m sayısı 18'i bölen sayılarda sınırlanmış oldu. 18'i bölen sayılar kimlerdir? Sevgili şeklinde yazalım. 1, 18, 2, 9 ve 3, 6. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi tam sayı diyor arkadaşlarım. Tam sayı deyince o zaman bir de bunların negatifleri de işin içerisine giriyor. Eksi 3 ve eksi 6. Ama önemli olan şu ki ben bu değerlerin her birini verebiliyorum M yerine. Doğru. Fakat her birini verdiğimde acaba sonuç hep doğal sayı çıkıyor mu? Mesela siz M eşittir 1 için cevabı kaç buluyorsunuz? 3 artı 18 bölü 1'den 21 buluyorsunuz. Bu adam bir doğal sayıdır. M yerine 18 verdiğinizde 3 artı 18 bölü 18'den cevabı 4 buluyorsunuz. Bir doğal sayıdır. Şunların hepsi için sonuç doğal sayıdır arkadaşlarım. Ama eksi 1 için düşünelim. Tamam mı? M eşittir eksi 1 için burası 3 eksi 18 olacaktır. Artık pratik yazdım. Eksi 15 ve doğal sayı değildir. Ama M eşittir eksi 18 için 3 18 eksi 18 yazarsanız eksi 1 olur. Bu bir doğal sayıdır. Böyle teker teker kontrol ettiğinizde eksi 2 için sağlamadığını, eksi 9 için sağladığını, eksi 3 için sağlamadığını ve eksi 6 için sağladığını görürsünüz. O zaman totalde kaç tane tam sayı değeri vardır arkadaşlarım? Yukarıda 6, aşağıda 3. Toplamda 9 tane M değeri vardır. Anladınız mı ne yaptığımı? Evet hocam. Takıldığımız bir yer var mı? Yok. Peki. Şimdi buna bakalım. Bunun için bize Kadir yardımcı olsun. Evet Kadir, sen polinomları merak ediyordun. Nasıl merakını giderdin mi? Teşekkür ederim hocam. Çok yardımcı oldunuz. En sevdiğin konu mu oldu bir anda polinomlar? Evet. Çok merak ediyorum öğretmenim. İlla ki anlatın. Sabahın köründe diyordu. Al sana polinomlar Kadir'ciğim. Evet. Hocam bir polinomun polinom olması için değişkenlerin üstlerinin bir doğal sayı olması gerekiyordu. Evet. Burada n eksi 2'yi 0 büyük eşit olarak yazabiliriz. Burada n büyük eşit 2 olur. Tamam. Bu bir şart. Devam edelim. İkinci dereceden diyormuş yalnız Kadir. Oraya dikkat ettin mi? İkinci derecenin nesi? Yani kare mi diyor? Evet. Derecesi 2 olacak diyor. Halbuki şu an bu polinomun derecesi kim gibi görünüyor? 0. Ne? Yok. En düşük 2 diye gözüküyor. En yüksek derecenin 2 olması lazım.
derecenin şu an en yüksek 2 olması lazım. Halbuki şu an derece kaç olarak görünüyor Kadir? Ha, şu an 3. 3 görünüyor. Yani bu x küplü terimin ortadan kalkması lazım. Ne yapmamız lazım? Nasıl ortadan kaldıracağız onu? İşte m artı 2'yi sıfırlayacağız. Evet, süper. M artı 2'yi sıfırladık. M yerine eksi 2 yazdık. M eksi 2. Biraz böyle çat gitti. Şimdi polinomumuzun kalanını yazıyorum. Eksi 2 x üzeri n eksi 2 artı 2. Şimdi bu adamın ikinci dereceden olabilmesini istiyorum. İkinci dereceden. İkinci dereceden olması için ne yapmalıyım peki? N'e 4 deriz. Evet, süper. Şuranın 2 olmasını istiyorum demektir. N eksi 2, 2 ise n'imiz de 4 olur. M'imizi de bulmuştuk. Eksi 2. Çarp diyor herif. Çarparsam cevap da eksi 8. Bir bakayım. Var mı sorun? Yok hocam. Yok. Gayet basit bir konu değil mi? Şimdi ifadesi sabit polinom demiş. Sabit fonksiyonları hatırlıyor muyduk arkadaşlarım? Evet. Neydi sabit fonksiyonlar? Ne demekti? İçinde değişken olmayan. Evet. O zaman aynısını buraya yazıyorum. İçinde değişken olmayan polinomlardır. Türkçe meali aslında nedir? Sonucu hep aynıdır. Sanki kim gibi bu tanımlar? Kimdeki gibi? Fonksiyon. Fonksiyondaki gibi. Sonucu değişmeyen, sonucu hep aynı olan, içinde değişken olmayan polinomlara sabit polinomlar denir. Peki arkadaşlar, bir de sıfır polinomu var. Sıfır fonksiyonu da vardı sanki, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Vardı. Evet. Sıfır polinomu nedir sizce? Sıfır polinomu. Değişkeni olmayan mı? Evet, ama değişkeni olmayan deyince sanki sabit gibi oldu. Daha güzel bir tanım yapın bana. O zaman sıfır eşit işlemlerine sıfır verebilir miyiz? Sonucu sıfır olan polinomdur arkadaşlarım. Çok böyle fantazi dolu düşünmenize gerek yok. Tamam mı? Sonucu sıfır olan polinomdur. Biz mesela geçen oğlumla beraber coğrafya performansını yaparken şunu hissettik. Bir sürü terim var. Bir sürü. Coğrafyada okuyorum bir sürü terim var. Allah'ım bu ne anlama geliyormuş Kerem diyorum. Şöyleymiş anne diyor. Bu neymiş şöyleymiş. Bir sürü terim var. Hiçbir aklımda kalmadı. Halbuki sonra düşündüm, dedim ki ya benim dersim aslında ne kadar kolay. Çünkü benim dersimde bakın sabit polinom diyor arkadaşlarım. Atatürk sayesinde matematik çok daha kolay bir hale gelmiş. Sabit polinom diyor ya. Adam sabit diyor. Yani ne anlama geliyor bu? Türkçe zaten. Sabit demek değişmeyen, hep aynı kalan demek. Değişmesini sağlayan şey neydi? Değişkendi. Dolayısıyla içinde değişken olmayan polinomdur diyorum. Sıfır polinomu Türkçe ne anlama gelebilir ya? Sonucunun hep sıfır olması gerekiyor demek. Tamam mı arkadaşlar? Türkçe olduğu için tanımlar gayet kolay. O yüzden tanımların anlamlarını düşünürseniz pıt diye yaparsınız. Şimdi ifadesinin sabit polinom olmasını istiyormuşuz. Sabit polinom olması için içinde ne olmayacaktı arkadaşlar? Değişken. Olmayacaktı. Bu adamın değişkeni nedir? Bana söyleyin. X. X'leri ortadan kaybetmelisiniz. X'leri ortadan kaybetmek için ne yapabilirsiniz? A 3 deriz. X karenin katsayısını A eksi 3'ü 0'a eşitlersiniz. Bu X kareyi ortadan kaldırır. X'in katsayısı ne söyleyin? B artı 2. B artı 2'nin de 0 olması gerekir. O zaman A'nız 3'tür. B'niz eksi 2'dir. Buldunuz. 3'müş, eksi 2'ymiş. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısımdaysa herif bana diyor ki geriye kalanı da diyor sıfır polinomu diyor. Şimdi burasının sıfır polinomu olması için sıfır polinomu ne demekti düşünüyorum. Ne demekti sıfır polinomu? Sonucu sıfır. Sonucu sıfır. Sonucu sıfır olması için arkadaşlarım ne olması lazım?
X'in katsayısı 0 olmalı. Evet, ve her şeyin 0 olması lazım. X'in katsayısının 0 ve sabitin de 0 olması gerekiyor. Buradan C'miz ne oluyor? 2, C'yi buldum. D'yi de zaten 0 diye bulmuştum. Hepsini toplarsam toplamımızın değeri de 3 olarak bulunuyor. Var mı sorun arkadaşlar? Yok hocam. Geçtik. Çok kolay. Sıfır polinomu olsun diyor. Sıfır polinomu olması için ne olması lazım? Akşa söyle. M eksi 1 ve N eksi 2 sıfır. Evet, sınırın sıfır olması lazım. Akça diyor ki buraları sıfıra eşitleriz hocam diyor. M'imiz 1 olur, N'imiz 2 olur. Toplarsak sıfır da 3 olur. Bitti. Aferin oğluma. Peki, bunu da Şule söylesin. Şulecim söyle. Hocam burada sabit polinom demiş. Sabit polinomda değişken olmayacak. X karenin katsayısı A artı 2 sıfır eşitleyeceğiz. Hı hı. A buradan eksi 2 çıkar. X'in katsayısı B eksi 1'i de sıfıra eşitleyeceğiz. B de 1 çıkar. Bunların toplamları da eksi 1. Evet, toplamları da eksi 1 olur. Süper. Bu kadar basit işte. İtiraf edin sevdiğiniz polinomları. Mehmet Akif söylesin. Sevdiniz mi? Hoca bana İleride mı gördüm. Laf attı? Anlamadım ya. Kadir'cim nereden çıkarıyorsun ya? Kadir falan dedi ama bak ne kadar basit konu. Evet Mehmet'im aslanım söyle. Yiğit'im aslanım söyle. Ya, sabit polinom demiş. Evet. A eksi B eksi 3 sıfıra eşit olacak. Evet. 2 artı B eksi 6 da sıfıra eşit olacak. Bunları ya şıklı yazalım. A eksi B'miz 3'müş. 2A artı B'miz 6'ymış. Sonra ne yapacağız aslanım? Sonra burada B'ler gider. Aferin oğluma. Alt alta toplayın hocam diyor Mehmet. Cırt bunlar gitti diyor. Buradan 3A'mız 9 oldu. A'mız 3'müş. Sonra ne yapıyoruz şekerim? B'yi bulacağız. Ben A eksi B eksi 3'ten buldum. Tamam çok mantıklı. Benim de aklıma o geldi. B'yi de 0 bulduk. A'yı 3 bulduk. B'yi 0 bulduk. Çırpıştırdık. Sıfır oldu. Teşekkür ederim oğluşum. Harika çözüm. Peki buradayız. Kim yapsın bunu da? Sema yapsın. Sema hadi bakalım sendeyiz. Yani burada sabit polinom yani içinde değişken olmaması gerekiyor. Değişkenleri yok etmemiz gerekiyor. Evet. İlk başta x karelerinkini aldığımız zaman a eksi 1 eksi 5 Şimdi x kareli terimlere bakarsanız arkadaşlarım bir tanesi a eksi 1'miş bir de eksi b'niz var dikkat edin. İkisinde de x kare var. O yüzden x kareleri yok etmek için a eksi 1 eksi b'nin 0 olması lazım diyor Sema. Devam edelim. X'leri yok etmek için. X kareleri yok etmek için de birisi 3 birisi b. 3 artı b 0 olur. Evet 3 artı b'nin 0 olması lazım. B'miz buradan eksi 3 oluyor. B yerine eksi 3 yazınca A eksi 1 artı 3 eşittir 0 oluyor. A'mız da 2 oluyor. Artık bundan sonrası kolay. Bundan sonrasını ben yapabilirim. 2 eksi 3'den cevap da eksi 1 oluyor. Aferin. Hocam A eksi 2 olmuyor mu? Yapamıyormuşum gördüğünüz gibi. Çok hava attım. Bundan sonrası ben yaparım dedim ama yapamamışım. Evet, ben sizin dikkatinizi ölçtüm yavrum. Of of, hiç anlamıyorsunuz ya. Hiç eğitimden anlamıyorsunuz arkadaşlar. Yani dikkat ölçüyoruz şurada. Hiç öyle bakıyorsunuz. Peki, şimdi bir de eşit polinom diyelim ana. Zamanımız doldu mu? Peki, evet. Tamam o zaman. Teneffüsünüzü yemeyeyim. Bir sonraki derse gene Zoom'dan buluşuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.